Değerli Çiftçi TV izleyicilerimiz, bugünkü programımızı Bursa'nın Gemlik ilçesinin Murataba Mahallesi'nin Düzbaşlılar Mevkii'nden programımızı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bugün Hasan Bey'in hayvanlarının olduğu yere geldik, işletmesine. Sağ olsun bizleri kabul etti. Hem kendi Çiftçi TV adına hem de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Hasan Bey, öncelikle bizi kabul ettiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Ve sizlerin bugün değerli bilgilerini alaraktan ve Hasan Bey Yöni Doğu Feriz ırkıyla başlamış ve kendisinden bugün onunla ilgili değerli bilgilerini alacağız ve izleyicilerimizi bilgilendireceğiz. Buyurun, isminizi söyleyerekten bilginize başlayalım. Benim ismim Hasan Korkmaz. Evet. Daha önce yalova cinsi yapıyordum. Buna da çok meraklı olduğum için Evet. gittim, Doğu Friz aldım. Doğu Friz koşundan bunları çevirmek için, daha düzgün yapmak için bunları aldım. Evet. Koşumuzu nereden temin ettiniz Hasan Bey? Ankara Polat'tan. Polatlılarınız. Yeni mi, daha önce mi? Bir sene oluyor. Aldığınızda kaç aylıkta bunlar? Aldığınız Doğu Bir Frizler kaç aylıkta? tane dişi koyun aldım. Evet. Bir hafta işte bende durdu, yavruladı. Gebe olarak aldınız. Gebe olaraktan aldım. İşte üç tane kuzusu oldu. Evet. Biri dişi, iki erkek. Maşallah. Bir tane de erkek kuzu aldım. O kaç aylıktı? O da 6-7 aylıktı. Evet. Alaraktan getirdiniz ve Getirdim. üretimize başladınız. Evet. Koyunlarımız ne ırk Hasan Bey? Koyunlarım yalava cinsi. Onlar da iyi de daha iyi yapmak için işte Doğu Friz cinsinden Tayrova yapmak işte. Onun için aldım. Evet. Yani melezleme yapıp sonucunda tarhova çıkaracaksınız. Evet. Buradaki değerli Çiftçi TV izleyicilerimizi de bilgilendirelim. Doğu Friz bütün hem etçil hem de sütçül melezlemelerde kullanılabiliyor. Diğer melezleme arıklarında. Aslında Alman kökenli bir arıkımız. Ve süte daha yakın. 300'lük oranı da çok yüksek. Bir laktasyonda süt verim süresi 200-220 gün. 400 ila 600 litre arasında süt verimi veriyor. Bir emzirme döneminde doğumdan sonra. Evet. Canlı ağırlıkları yine koçlarımızın 90-120 kilogram arasında, erkekler dişilerde 70 ile 90 kilogram arasında değişiyor. Yağ oranı da sütteki yağ oranı da %4 ile %6 oranında. Bir de hayvanların yapağı kalitesi çok yüksek. Koyunlardaki bir yıllık yapağı verimi 4 kilogramın altında değil, üzerine çıkıyor. Çok fazla iyi ve adaptasyon da iyi. Genelde sıcak iklimlere daha elverişli. Sıcak iklimlerde daha iyi oluyor. Yani engebeli bir araziden çok düz arazilerde. Ama siz de Evet. bununla başlamışsınız. Maşallah, Allah yünü düğü kadar bereketinizi artırsın, bereket versin. Sağ Soyunu ol. uzun eylesin. Ondan gelecek soylarında. Sağ ol. Peki koçunuzdan koyunlarınız koçlandı. Koçlarını aldılar. Evet, bu sene işte yeni saldım koyunlarımı. Evet. Koçlandılar. Birinci ayda yavrulayacaklar. Evet. Ne zaman içerisinde koçu saldınız? Devamlı içinde duruyor muydu yoksa ayrı Yok, yerde miydi? ayrıydı. Saldım işte. Evet. Birinci ayda yavrulayacaklar. Evet. Peki ilk kuzulamayı alacaksınız. Koç katımından öncesi Hasan Bey, artı bunları bir yemleme yaptınız mı? Yaptım. Yoksa Yaptım. normal miydi Yok, yemlemeler? yemleme yaptım. Şimdiki koç salmadan evvelsi zaten ben bunları almadan da aynı yapıyordum. Evet. Koç saldıktan bir ay öyle yemliyorum. Bundan sonra gıra salakan tabii ki yemi kesiyordum. Evet. Sadece otla meraya dayalı yapmıyorsunuz yani. İçerize damlarınızda da yemleme devam ediyor. Öyle öyle yapıyorsun. Peki baharın ne zaman meraya çıkışı oluyor? Baharın hangi aylarda meradan yararlanma artık başlıyor? Şimdi Kış bizim burada sonrasında. maramız olmadığı için biz ancak 2 ay marada güdebiliyoruz. Zeytinliklerimizden ot oluyor. İşte Nisan'dan Mayıs sonuna kadar anca oluyor. Zaten ondan sonra tımarlanıyor zeytinlikle. Evet. Ot bitiyor. Bizim burada öyle. Peki sonrasında ottan yararlanmıyor. Hani yazın merada otlar kuruyor. O zaman yemleme mi yapıyorsunuz? Ne veriyorsunuz hayvanlarınıza? İşte yemleme yapıyorum. Arpa veriyorum, yonca veriyorum.
Başka hangi bitkiler veriliyor yem bitkileri? En çok biz arpa ile yonca veriyoruz. Evet. Başka mesela bunun yanında üreticilerimiz işte pancar posası, domates küspesi bunları da veriyor. Yok biz vermiyoruz onları. Onları vermiyor musunuz? Yok. Peki zeytin küspesi? Sizin burada zeytinci çok fazla var. Biz zeytin dalı yediriyorduk. Sonradan zeytin dalları hayvanlara dokandı. Ne gibi yan etkiler yaptı? Yan etkileri şöyle oldu. Bakırlı zehirlenmesi çıktı. Ben daha ileriden öyle bir başıma geldi. Hastalandı koyunum, fakülteye götürdüm. Evet. Bakırlı zehirlenmesi diye söylediler. Bir daha da kestim ben. Bizim hatta köyde de kimse yedirmez yani. O bakır zehirlenmesi merada otlatırken mi oldu? Hani merada otlatırken yok. Çünkü biz ürünlerimizde bakır türü yaşar pestisit kullanıyoruz. Bunlara bağlı zehirlenmeler oluyor. Çünkü eğer onun bir PMP'si var. Bunun yukarısına çıkarıldığında zaman otomatikman hayvan hemolitik kriz denen bakır zehirlenmesi oluyor ve buna bağlı da bir hayvanın en başta bu çıkmıyor. Sonrasında çıkım yapıyor. Yani bakır zehirlenmesi. O yüzden sordum. Hani meralarda yer yayıyorsanız. Bizim yok ondan değil de zeytin budamalarından dalları getiriyor. Evet. Dalları evde asıyorduk. Hı hı. Bunlar tabii bunu yediği zaman sonradan o gün için hastalanmıyor. Evet. Zaten fakültede öyle dediler. Hı hı. Zamanla belli de. Evet. Hatta bir tane koyunumun öldü. Eti sarıydı. Hı hı. Onu da onlar dediler öyle. Evet. İki tane koyunumu da iyi ettiler. Fakülteye götürdüm. Sarından iyi ettiler diye. Evet. Şimdi şunu da belirtelim. Hani meyveli ağaçların dibinde bakır atıldığı zaman bakırlar tabii ki o otlar olduğu zaman böyle oluyor. Bir dediniz de siz yapraklarını yedirdiniz. Demek ki zeytinde yaprağında bakır oranı ya çok yüksek. Onunla tam bir net bilgim olduğum için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü burada yanlış bilgi de vermek istemiyorum izleyicilerimize. Ya da çok fazla zeytin ağaçlarına bakırlı türü bakırlı ilaçlar atıldığı zaman orada bakır birikmesi oluyorsa bundan dolayı da olmuş olabilir. Yani bunun her iki ihtimali var. Tabii ki hocalarımızın oradaki karar vermeleri, oradaki kanaat görüşleri, teşhis tedavileri daha önemlidir. Hasan Bey, şimdi doğu frizleri bu şekilde üretime kattınız. Evet. Kuzlarına gelecek olan nesildeki doğumlardan sonra dişilerinizi kendinize mi damızlık bırakacaksınız? Şu anda kendime damızlık bırakacağım. Erkekleri nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Erkekleri satmak gibi böyle damızlık için değerlendirmek istiyorum. Ha, damızlık olarak vereceksiniz diğer üreticilerimize. Evet. Onları değerlendirmekte. Koyununuzda gebe koyunu aldım dediniz. Koyunuz kuzuladıktan sonra ne kadar süt oranı aldınız Doğu Friz koyunuzdan? Ben sağmadım ama 3 tane kuzuyu besleyebilecek şekilde sütü vardı. Hatta koyunu biz kuzuları büyüdükten sonra koyunun sütünü kestiremedik. Yani koyun sütü kesmedi. Evet. Bayağı bir uzun zaman zor kestirdik. Sağdık sonradan kuzular büyüdüler. 4-5 ay oldu yine kesmedi koyun sütü. Evet. Çünkü yapısız kuyrukları ince uzun sıçan kuyruk dediğimiz. Doğu frizlerin artı beyaz boynuzsuz oluyor ve pembe renkli, pembe yüzlü, kulaklar pembe, dik kulak. Bir de bunlara özellikleri veriyoruz ki üreticilerimizin bazıları diyor ki bu Doğu friz değil diye değerlendirenler de var. Aslında en makbul olanı siyah renkli olanlar ama dünya çapında 500 adet sınırlı bir sayıda. Ama Doğu frizlerde süt oranı çok yüksek. Günlük süt verimi 4 litreye kadar çıkıyor. Belki de 4 litrenin üzerine çıkanlar da vardır. İyi bakım şartlarında. Doğrudur. Siz dişlerinizi kendinize damızlık bırakacaksınız. Peki diğer koyunlarınızdan çıkan kuzularınızı mesela tekrardan melezlemede kullanacak mısınız? İkinci bir doğu friz vericilerde. Çünkü ilk birinizce kuzularınız F1 melez doğuracak. Ama çıkan dişi kuzuya, koçunuzdan olacak evet. Dişi kuzuya evet. Tekrar bir doğu friz vererekten doğu friz kurumunu arttıracaksınız. Tabii ki. Bunu da yapmayı planlıyor musunuz Hasan Aynısı. Bey?
Yani F2 melezleri ve yukarısı doğru gideceksiniz, evet. Tabii ki. Tabii. Evet. Koyunlarınızı peki nereden temin ettiniz Hasan Bey? Koyunlarımı Yalova cinsidir. Zaten çoğunu kendim bıraktım bunları. Kendi koyunlarınızdan kuzular mıydı? Kendi koyunlarımın kuzuları. Peki yaş aralıkları nasıl? Genç maşallah çok yapıllar ve o yüzden sordum. Ama şimdi sizin kendinizde bıraktığınız için kendi elit sürünüzden olmuş bir hayvanlarınız. Hani dışarıdan toplama değil. Yok, dışarıdan toplama değil. Çünkü onların doğumlarını nasıl olduklarını kendiniz biliyorsunuz az çok. Evet. O yüzden sordum. Kaç baş anacımız var? Şu anda 20 baş anacımız var. Peki içlerinde küçük kuzular da var. Onlar birinci ürünleriniz mi, kuzularınızın ikinci koyunları? Bunlar ikinci koyunlarınızın birinci ürün kuzuları mı? İkinci kuzuları. İkinci kuzuları. Evet, birinci kuzularını sattım. Hı-hı. Erkeklerini kurbanı sattım. Dişlerini kestirdim. Evet. Bunlar ikinci kuzuları. Hı-hı. Evet. Bunları nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Bu ikinci kuzuları. Evet. Aynısını bu doğu filizden salacağım bunları da. Satmayacağım bunları da. Onları da damızlıkta kullanacaksınız. Damızlıkları kullanacağım. Şimdi siz dediniz ya, bakın hep bugün ben bilgi vermek zorunda kalıyorum bazen ama sözünüzü bağla keserim, sürekli müdahale etmek zorunda kaldığım için. Koyunun sütünü çektiremedim dediniz. Evet. Doğu filiz koyunun. Doğru. Çok çabuk çekmedikleri için hani aynı ineklerdeki gibi kuzularını emzirip büyüttükten sonra eğer hala süt vermeye devam ediyorsa bir gün sağıp bir gün sağmaya da bilirsiniz. Aynısını sürünü öyle çektirmekte. Diğer türlü çektirmediğiniz zaman memede süt peynirleşme yapar. Peynirleşme sonrasında da meme onu ileri safhada mastisim, meme yangısına, iltaplanmaya çevirir. O yüzden peki siz nasıl yöntemle ben kestirmeyi yaptınız? Ben aynısını iki gün arayla savdım. Hatta bozulmuştur diye gırda savdım böyle. Evet. Ama öyle bir ay falan aynısını devam ettim. Bayağı bir kesmedi. Sonradan tabii kendiliğinden kesti. Evet. Onu da o şekilde denemiş oldunuz. Denemiş oldum. Evet. Üzerinde. Peki nasıl merak saldınız bu doğu filizleri Hasan Bey? İşte böyle televizyonda seyredirken duydum bunların ırkının daha verimli olduğundan, döl verimi daha fazla diye. Evet. Gittim işte bunları aldım. Bunu yapanlara da tavsiye ederim. Memnunum diyorsunuz. Memnunum. Şu anda memnunum. Ama daha kuzularınızı da almamışsınız. İşte zaten bak aldım. 300 yavruladı bir tanesi. Hayır, kendi koyunlarınızda daha kuzu almamışsınız. Onları daha almadım. Evet. İnşallah onlarla da aynı verim olur. Aynısı olur. Evet. Erkek koçumuz kaç yaşında? Erkek koçum şu anda işte 1 yaşını geçti. Daha yeni. Yeni. Evet. Peki şimdi gelecek yıla koyunlarınızda onu kullanabilirsiniz. Ama ondan gelen dişi kuzulara tekrar bir doğu filiz almayı düşünüyor musunuz? Ondan gelen doğu filizim zaten bunların birini bırakacağım. Satmayacağım. Bu öbür aldığım koyunun kuzusunu. Bunları kullanacaksınız. Bunları kullanacağım. Evet. Peki koçu çıkaracak mısınız sürünüzden? İşte o zaman satarım koçu. Evet. Çünkü en çok üreticilerimiz burada yanlış yapıyor. Tamam, ben de öyle duyuyorum zaten. Evet, koçu kendinden olan dişi kuzularda kullanırlar. Neymiş? Saflaştırmak adına. Aslında değil. Çünkü buna itina gösterilmesi gerekiyor. Akrabalı yetiştirmeyi, saf yetiştirme diyoruz ama yakın akraba ilişkilerinde sakatlıklar doğuyor. İşte kardeşleri anneye verilmez. Öyle diyorlar. Verenler var. Sonra üreticilerimiz diyor ki bana yazdıklarında Seyra'nın belden aşağısı kuzularımızın sakat doğuyor. Ne yaptınız? Biz koçu annesine verdik. Erkek kuzuyu bıraktık ama eşleşti. Evet. Tabii ki. Olur. Ya da kuzularına verdik babayı, sonrasında saf yetiştirme. Çok yanlış. Hatayı en başta kendimiz arayacağız. Sonra diyoruz ki üreticilerimiz işte böyle denildi de böyle yaptık. Kulaktan dolma bilgilerle değil ama bilgili olan yerlere başvurup veteriner hekimler, hocalar olsun bilen birine danışıp yapmak daha mantıklı Hasan Bey. Sürünüzü çoğaltmayı düşünüyor musunuz ileri safhada? Tabii ki çoğaltmayı düşünüyorum. Zaten meraklıyım buna, çok meraklıyım. Düşünüyorum.
Hayvancılığı çok seviyorsunuz ki bir de büyük başlarınız var çünkü. Büyük başı sevmiyorum ama onları da aldık ama en çok ufak küçük başı daha baş çok bana seviyorum. Daha mı karlı gelir diyorsunuz? Hem karlı hem de ne bileyim ben de bir küçük baş merakı var. İçerisinde çocukluktan beri mi acaba yetiştiniz de böyle bir merak daha fazla oranda sizde? Olabilir de. Eskiden de babamın zamanında da aynı sürümüz vardı. Ondan daha mı fazla sayıdaydı yoksa az mıydı onlar? Tabii ki o zaman zaten köyde herkes yapıyordu. Daha fazlaydı. Şu anda köyünüzdeki sürü oranı azaldı mı hayvan sayısı? Azaldı. Bizim köyümüzde zaten mera yok. Mera olmadığı için herkes zeytinlik yaptı. Tarımsal üretim daha fazla diyorsunuz. Tabii ki zeytincilik. Evet. Ama bundan da vazgeçemeyiz. Ben de hep bunları da merakım olduğu için evde de bakıyorum. Çok olsa ama baş edemezsiniz Hasan Bey. Az olduğu için zaten yemin bey başı çıkıyorsunuz. Bizim burada 50'den fazla olmaz. 50'ye kadar düşünüyorum. 50'den yukarısı sınır tabii geçilmez. Ki, öyle. Tamam. Rabbim hüdütüyü kadar bereketinizi artırsın. Çok da güzel bakmışsınız. Bir tane de Merinos ırkı gördüm orada. Onu nasıl sürünüze? O Merinos'u bir arkadaştan aldım böyle. Meraktan aldım işte. Bir tane numaralık bulunsun mu diyorsunuz? Evet. Evet. O hiç yavrulama yaptı mı sürünüzde? Yok daha sif daha yavrulacak. Yeni yavrulacak. Yeni yavrulacak. Küçük kuzu olarak mı aldınız onu siz? Yok. Ana koyunken aldım ama bende daha yavrulamadı. Daha zaten bir sene oldu aldı. Daha yavrulamadı bende. Evet. Ondan da şöyle diyelim, çıkacak olan kuzularımız Doğu Fris Merinos melezi. Zaten evet. Duyuyorum, Merinos'dan Doğu Fris'i daha iyi olur diye herkes şöyle diyor. Ben şimdi hangisi iyi olursa ondan yapmayı düşünüyorum. Yani bakacaksanız hangisi daha iyi çıkarsa o yöne evet. Yönleneceğim ben. Onun için daha mı iyi olur diyeceksiniz. Öyle düşünüyorum şu anda yani niyetim öyle. Evet. Karakoyunumuz? Karakoyunum, bir tane karakoyun vardı. İşte kuzusu oldu, onu bıraktım. O da mı yine yola varırken? Hayır, bunları ben 8-10 tane bir kadın almıştım. Asker arkadaşım var benim orada. Hı hı. Ondan almıştım. İşte bir tanesi siyahtı, bunları kuzusunu bıraktım bunun. İyi arkadaşımın damızlı karı. Öylelikten kaldı. Peki onlarda süt oranı ya da döl verimi, kuzu verimi nasıldı? Onlarda da döl verimi çok iyiydi. Kuzu hep ikiz yavruladı. Gelişme de güzeldi. Öyleyim işte onları sattım öyle. Sonra bizim buraya daha yalava cinsi daha meşhur olduğu için onları aldım. Peki süt oranı nasıldı karakoyunlarınızda Hasan Bey? Onların süt oranı tabii ki bunlar gibi değildi, azdı. Daha düşük. Düşük. Hiç siz kendi koyunlarınızda, daha öncekinde, hani Doğu Fris'i katmadan önce hiç süt sağdığınız oluyor muydu? Yalava cinsleri savdık. Tabii ki Merinos'dan fazlaydı sütleri. Evet. Ama Merinos'un kuzuları daha çok gelişiyordu. Çabuk gelişiyor. Çabuk gelişiyordu. Etçil bazında olduğu için. Evet. Kendi koyunlarınızdaki kuzu oranları nasıldı? Hani kuzulamada ikizlik oranı nasıldı? Yüzde kaç? Benim %75-80 benim kendi koyunlarımın ikiz oranı 75-80. Evet. Yani şu anda da öyle. Doğu Fris falmadan da öyleydi. Evet. Daha önceki koçunuz hangi ırktan da? Aynı ırktan mı koç salıyordunuz yine Yalova? Daha önce Yalova'ydı. Sonradan Tayrovası kırması aldım geçen sene. İşte onu sattım. Bunlar Doğu Fris aldım. Evet. Bunu da demek ki karar verdiniz. Bunu niyetim böyle. Evet. İnşallah en iyi şekilde gelecektir. Aslında ben bu zamana kadar ben program alanında Doğu Fris sordukları zaman birkaç cümleyle cevap veriyordum ama ben de benim kendi ırkım Kıvırcıklı Tayrova'ydı. Kendi koçlarımı kullanıyordum. Geçtiğimiz Mayıs ayında hocalarımızın da
izniyle, Tarım Bakanlığı hocalarımızın ve üniversitedeki hocalarımızın onayıyla Doğu Filiz Koç'u aldım. Doğu Filiz Koç verdim sürüme. Doğu Filiz Koç'un annesinin günlük süt verimi 4 litre. 300 eşiydi. 14 aylık 170 kilo canlı ağırlıkta. Onun pedigri soy kütükleri hocalarımıza gitti. 10 ay gördü. Ondan sonra ben sürüme kattım. İki dişi, bir erkek kuzu, bir de koç aldım. Ondan sonra şimdi ben dişileri 8 aylık oldu. Geldiklerinde 2-2,5 aylıktılar. Benim koyunlarımdan daha yapılı. Koç zaten büyüktü. Kuzular da şimdi babaya baskın karakterde geliyor. Hocalarımız da dedi zaten. Sende de dör verimi yüksek. Benim kendi sürümde de dör verimim çok yüksekti. Doğu frizlerde de yüksek olduğu için ya pozitif gidecek ya da negatif. Ya ileri ya da geri dönecek. Çok şükür dör verimi de çok iyi çıktı. Kuzuları da çok güzel çıkıyor. Babaya ağırlık yatkın. 40 gün oldu kuzulamam başlayalı. Çok güzel. İnşallah sizin de aynı verimlerinizi almanızı Rabbimden temennim budur. Çok iyi. Ama sadece şu var ki damızlıkta çok iyi kullanıyor. Hani boynuzsuz oldukları için kurbana gelmiyor. Doğru, bizim burada zaten şeyde kurban da kabak koçu almıyorlar. Hep boynuzlu. Kabak diye almıyorlar. Evet, boynuzlu isteniyor. Boynuzlu istiyorlar. Evet. Ben de damızda satıyorum, ne yapayım? Bir de Doğu Filizler diğer çiftçi televizyicilerimiz yamaca gelemiyor. Engel bir arazi, yalvalı kıvırcık ırkları geliyor ama Doğu Filiz gelemiyor. Doğu Filiz genelde düz arazide otlayacak işte bir... ahırınız olacak, arkasında bir mera yeri olacak, hemen bir dolanacak, içeriye girecek. Sonra tekrar çıkacak, öyle. Yamaca geldiği zaman bizim bize gelen koçumuz geldiğinde 170 kilo canlı ağırlıktaydı. Hayvan yamaçlara inip çıktıkça ağzını açıyor, nefes alarak çıkıp iniyor. Yamaca dik yamaçlara çıkıyor, 6-7 kilometre çıkıyor. Evet. Bir çıkışta yeniden in aşağıya, bir de oralarda dolaş. Hayvan zayıfladı. 30-40 kilo zayıfladı. Bir de koyunlara aşım yapıyor o sırada. Aşım tabii yaptıkça hayvan tamamıyla zayıfladı. Vücuttan düştü. Ha yine düz arazide olmuş olsaydı belki de düz arazi üzerinde ahırdan çıkacak, otlayacak, tekrar ahıra dönecek. O zaman belki o kadar zayıflamayabilirdi. Ha koyunlara aşım yaparken yine zayıflardı ama o kadar kilodan zayıflamazdı, düşmezdi. Ama verim oranı da çok yüksek. Yine kuzularını büyütebiliyorlar. Laktasyonda süt verimleri yüksek olduğu için babadan, ebeveynlerden yavruyu aktarma genetik yapıları genleri çok yüksek oranda. Yani taşıyıcı çok yüksek özelliğe sahip genlerinde, genetiklerinde. Melanozemede de bu yüzden tercih edilip kullanılıyor diğer ırklarla. Çünkü baba yüzdelik oranlarında yani %50 ve yukarısında yavruya geçirgenliğini sağlayabiliyor. Farklılıktan olmuş olsa bile. Çünkü F1 melezleri %40-%50 oranında yarı yarı oluyor. Sonrasında dereceler F2, F3, F4 melezlemelerde yükseliyor. Tamamıyla bir ırkı melezlediğimizde Hasan Bey, bunu artı bir parantez bilgi olarak vermek istiyorum değerli çiftçi TV izleyicilerimize, altını çizerek söylüyorum. 4. 5. jenerasyonda tamamen saf kanı döner. 4. 5. kuşakta. Evet. Ondan çıkan kuzuya tekrardan vereceksiniz. Ondan çıkana tekrar öyle. Bir bakmışsınız ki %90 ve yukarısı artık saflaşmış pozisyona gelmiş. Çıkan kuzulara vereceksiniz. İlk anaçlar zaten bunlar farklı bir. Onlar ırkı belli. Doğuranları öyle yapacak. Ondan çıkan öylesinde 4. 5. jenerasyon kuzu da artık tamamıyla %90 ve üzerine çıkmış oluyor. En çok üreticilerimizden melezleme çalışmaları konusunda sorular geliyor. Üniversite hocalarımızla katıldığımız zaman melezleme çalışmalarında etçi ırklarla ve sütçü ırkları melezleme yapıyorlar. Farklı bir ırk çıkarmak için ya da dayanıklı. Çünkü Doğu Filizler saf ırk olduğu için mera şartlarına, engel ve şartlarda dayanıksız. Neye dayanıksız? Mera amaç yamaç araziye gelemiyor olduğu için. Ama dayanıklı hale getirmek için ne yapıyoruz Hasan Bey? Yerlikle melezleme yapıyoruz sizin gibi. Yalova kıvırcığıyla melezleme yapmışsınız. Ne yapacaksınız? Çıkan kuzu
biraz daha melaj şartlarına dayanıklı hale gelmiş olacak. Evet. O biraz daha Tayrova, biraz daha şartlara elverişli olmuş olacak. İşte dayanıklılığı arttırmak için de hocalarımız bu yüzden melezleme çalışmalarını yapmış oluyor. Siz daha fazlasında doğu frezi yapacaksınız. Kuzularınızdan bırakacaksınız. Başka ırklarda içerisinde koyun alıp ya da anaç alıp katmayı düşünüyor musunuz? Yok. Başka ırk düşünmüyorum. Şu anda doğu friz ırkını çoğaltmak istiyorum. Hayır, anaç alıp doğu frizle eşleştirirken sayıyı şimdi çoğaltmayı düşünüyor musunuz? Öyle değil de şöyle düşünüyorum. Eğer merluzu daha güzel olursa kuzuları merluzdan çoğaltmayı düşünüyorum. Peki bunu karıcıbey merluzuyla mı yapacaksınız? Evet. Onlardan deneyim. Evet. Çıkan kuzuyu nasıl değerlendireceksiniz? İşte çıkan kuzuyu dişlerini kendim bırakırım. Erkekleri satarım. Ya damızlıya mı yoksa yine onda kesim bazında mı? Damızla satabilsek damızla, damızla satamazsak keseriz. Evet. Peki önceki kuzularınızı Hasan Bey hiç böyle kesime verdikleriniz oldu mu? Şimdi dişileri kestiriyordum zaten de erkekleri kurbana bırakıyordum. Karkas et verimi nasıldı? Çok güzeldi. Kaç kilo geliyordu karkas ette? Şimdi ben 28-29 kilodan aşağı hiç kuzu kestirmedim. Safi brüt et? Safi. Karkas. Evet. Çok çok iyi. Kaç aylıkken bunu kesime veriyordunuz kuzuya? 4,5 işte 4-4,5 aylıktan veriyorduk. 4-4,5 aylıktan. Dam ağırlarınızda yoğun besleme mi yapıyordunuz ki bu yoğun kadar? Yoğun besleme. Zaten o şey olukta yediriyorum yemleri. Otomatik yemlikler. Otomatik yemlikler. Onlarla veriyorsunuz. Onlarla veriyorum. Bunun yanında yonca, diğer tabii yemleri ki yonca veriyordum. Arpa. Kuzu yemi, arpa, yonca. Onları kuzularınızı kaç aylıktan sütten bırakıyorsunuz? Mesela 2 ay mı emziriyorsunuz, 3 ay mı emziriyorsunuz? Biz 4 ay emdiriyoruz kuzuları. Çünkü koyunları salmadığımız için 4 ay emiyorlar. Besiye ne zaman alıyorsunuz? 4 aydan sonra. Zaten besiye aldığım zaman da salıyoruz kuzuları. Emzirmeden kesmiyorsunuz. Evet. Devam ediyor. Devam ediyor. Günde kaç öğün emziriyordunuz o zamanlar? Günde 2 öğün, akşam sabah emdiriyorduk. Sütten bırakırken kuzularınızı kaç öğüne düşürüyorsunuz? Sütten bırakacağınız sütten zaman. Sütten bırakırken 2 gün, 3 gün emdirmiyordum. Ondan sonra yine yeniden salıyordum. Zaten koyunları, bu yalava koyunları 5-6 ay olduktan sonra kesiyorlar sütü. Bir de üstelik ben şöyle yapıyordum, koç salıyordum 4 aylıkken. Yeniden koçlarınadı koyundan benim. Yeniden tekrar koç alıyorlardı. İkinci bir ürün. Evet. İkinci ürünlerinizdeki verim nasıldı? İşte ne bileyim, daha güzeldi. Evet. Birinci doğum gibi olmuyor ama. Peki yani. Hiç yanık kalmıyor mu kuzularınız? Vallahi ne bileyim, evde baktığım için kalmıyordu. Evde kalmıyor. Kalmıyor. Ama merağa gittiği zaman hayvanlar sıcak sütü içtikleri zaman bozuluyor kuzu. Yanık kalıyor ama ahırda baktığınız zaman hani yemlemesine sütü verildiğinde hani emzirmesi tamamen olduğunda birinci ürüne benzemesi de nitekim ona yakın oluyor. Evet. Ama eğer merağda annesiyle birlikte giderken anne karnını doyuracak, kuzusunu mu emzirecek? Sıcak sütle dokunuyor. O yüzden o konuda biraz süt yanığı kuzular kalıyor. İkinci ürünleriniz kuzularınızda siz koçu içerisinde hep bulunduruyor muydunuz? Kasti mi kalıyordu yoksa kaçamak alımlar mı? Yok, zaten ben kendimden salıyordum bunları ikinci sefer yavrulamak için. Kendim salıyordum. Evet. Ama bu sene iki sefer yavrattığım koyunlarımı sonradan koçu geç aldılar. Koyunlar geç aldılar koçu. Geç aldı. Evet. Hayvanlar belki de sütü kolay çabuk çekmediğim için mi koç katımı geç kaldı? Vallahi ben diyorum herhalde zayıf düştüler iki sabah yavrayınca. Doğru. Ondan da koyunlar yıpranıyor. Evet, yıpranıyorlar. Evet, çünkü birinci kuzusunu büyütmeden büyütür bitmez ikinci bir sürece giriyor. Oradan da tabii ki hayvan enerji bakımından yıpranmış evet. oluyor. Bunları
doğu frizlerinizde süt sağımı yapmayı düşünüyor musunuz Hasan Bey? Şu anda tabii ki düşünmüyorum ama sonradan olursa düşünürüz tabii ki. Hani süt sarak, süt ürünlerinde peyniri, onları da yapmayı bir bizim çabanız var. Yapamayız, ne bileyim, öyle emdiriz buzlara biz. Bol bol emsinler. Bol bol emsinler. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Sırası gelmişken, eğer dediniz ya siz, kuzular annelerini sürekli emziriyorduk yemlerken bile biz Evet. de. O yüzden sizin kuzularınız kilolanmış. Bazı üreticilerimiz çok çabuk kuzuyu sütten bırakıyor. Besi alınca zaman erkek kuzularımız hocamızın ifadesiyle 15-20 gün bir ayı emzirip günde 2 öğün sonra bir öğüne düşürerek besi alabilirsiniz. Ama eğer damızlıkta kullanılacaksa 3, en az 3 ay, en fazla 4 ay emzirilmesi gerekiyor. Çünkü o damızlık olacağı için annesinin boyu yapışınca Evet. veya yüksek olmak şartı var. O çünkü ileride ondan da yeni nesil olacağı için belli bir kondisyona, fizyolojik yapıya gelmesi gerekiyor. Hem fenotip açıdan hem de genotip açıdan hayvanın tamamıyla bütün her şeyini alması gerekiyor. Mesela küçücük kuzularınız, dişi kuzularınız kalıyor. Koça saldığınızda, melaya saldığınızda koça geldiğinde küçücük yavrular boyları küçük kalıyor. Bizimkinde de aynı şey oluyor. Aynı zaten benim yine o ikinci Evet. dolanlar yine kocadılar. Evet, işte onlar küçücük kalacak. Ama kuzularınızı büyüttüğünüzde büyük olarak oldum. Büyük yapılı oluyor. Annelerinin boyunca olmuş oluyorlar. Tabii ki. Evet. Ama daha fazla emzirdiğinizde demek ki kuzu hem annesinden süt alıyor, vitamin, mineralleri, hem de yemden alarak da daha iyi gelişmiş oluyor. Ve dediğiniz gibi 29 kiloya bile, 29, 28, 29 evet, kilo o kestirdim kilolarda bu bile sene. Evet. kestirdin dediniz. Evet. Dişlerinizi kendinize damızlık bıraktınız. Öyle mi yaptınız önceki sürünüzdeki diş kuzularınızı? Öncekilerini kestirdim işte. Son kılanı bıraktım. İkinciye doğanları bıraktım. Hiç Birincileri bırakmadınız kestirdim. mı dişlerinizden birinci ürünlerde kuzularda? Bırakmadım gibi bir şey. Onları da kesin bazında Evet. değerlendiniz. Şimdi hayvanlarınızı satışta müşteri ayağınıza mı geliyor? Siz pazara götürdüğünüzde oluyor mu Hasan Bey? Nasıl? Diyorum hayvanları satışta müşteri ayağınıza mı geliyor yoksa pazara mı götürdüğünüz oluyor satışta? Bizim çoğunlukla ayağımıza geliyor müşteri. Ayağa geliyor. Ayağa geliyor. Ayakta veriyorsunuz. Evet. Yoksa kesim Şimdi bazında karkaset olarak mı veriyorsunuz? yok, bizim zaten buraya ayağımıza geliyorlar. Ama kesime veriyoruz yine. Kasaba. Zaten erkekleri kurbana bırakıyorum. Kurban da yine ayağıma geliyorlar. Yani ben pazara götürmeyeyim. Peki canlı ağırlık baskül fiyatından mı veriyorsunuz yoksa kurbanlıkları da göz kararınca Göz mı? kararını veriyoruz. Büyüklüğüne göre. Büyüklüğüne göre. Fiyat edeki değişiyor. Karkas etle kasaplanırken bazı kasaplar götürü alıyor. Götürü dediğimiz top yükün, öyle ufaklı. Siz mezbahada kestirip temiz et fiyatını mı alıyorsunuz? Mesela diyelim canlı ağırlık 25 kilo geldi. 25 kilo üzerinden bu para alıyorsunuz. Yoksa kasaplar hepsini götürü mü almış oluyor? Yok. Dartıyorlar. Kaç kilo geldi? Ondan veriyorlar Onun parasını. parasını Onun alıyorsunuz. parasını. Evet. Çünkü bazı kasaplarda Tanesinden dartıyorlar. evet, irri Tanesini. ufaklı alıyor. Ondan Yok, sonrasında bizimkini kantarından alıyor. evet. O zaman siz karkas et fiyatı üzerinden Evet. alıyorsunuz. Evet. Rabbim yeni tüyü kadar bereketinizi arttırsın Hasan Bey. Gerçekten çok güzel. Yeni koçunuzda, yeni ırk, yeni ürününüzde hayırlı bereketler, kazançlar Sağ olun. versin Allah Rabbim. razı olsun. Çünkü çıkacak olan kuzular Tarova çıkışlı çıkacak Allah nasip ederse. Ama bakımlarını çok iyi yapmanız gerekiyor. Doğu frizler çok nazik, narin hayvanlar, hassas, Evet. safırık oldukları için. En başta üreticilerin yapacakları şeyler, damların dezenfeksiyonu, ağırların, zeminlerinin ıslak olmaması, dezenfeksiyon. Mesela siz hayvan pazarına gittiniz, misal. Gelirken ayağınızda, üzerinizde, giysilerinizde bile o mikrop gelebiliyor. Doğrudur. Girerken giriş çıkışlara bir eski bezin paspasının üzerine dezenfeksiyon kodu basarsanız siz kendi hayvanlarınızı da korumuş olursunuz. Çünkü oradan gidip geleceğiniz aman yapmayın boş vereyim derken kendi hayvanlarınıza da enfeksiyon bulaştırırsınız. Doğru. Solunum yoluyla, hava yoluyla da geliyor. Mesela size müşteri geldi cambaz, celep, hepsi. Onun arabanın tekerleğinde de gelir, ayakkabısının altında da gelir, üzerinde giysisinde de gelir. Bir üreticimiz bana dert yakındı. Hocamızı gönderdim. Fotoğrafları internetten göndermiş.
Benim evime 3 tane cambaz geldi. Bir kasap, 2 cambaz celep geldi. Ertesi günü hayvanların hepsi hastalandı. Ne oldu? Şu oldu. Fotoğraflarını gönderdi. Gönderdik. İlaç, ilaç, ilaç. Kuzu sattım. Kuzuları sattım. 5 kuzunun yarı parası veteriner hekime ilaçlara gitti dedi. Doğrudur. Onun için diyeceğim bu. Hani siz kim gelirse gelsin dezenfeksiyona bandırım yaptırmadan evet. içeriye asla koymayın. Ve büyük başlarla küçük başları da aynı ahırda bulundurmayın. Küçük başlardan büyük başlara hastalık bulaşıyor. Büyük başlardan bulaşmıyor ama aynı hava ortamı içerisinde, aynı ahır içerisinde hocalarımız bakılmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Bu da yapılması gereken işlemlerden birisi. Hayvanlarınızda kırkımları ne zaman yapıyorsunuz Hasan Bey? Hayvanlarımı 2 sabah kırpıyordum da bu sabah kırpamadım. Kaldılar, yarısı kaldı. Yarısını makinem köreldi. Kendiniz mi kırpıyorsunuz? Kendim kırpıyorum. Makinem Makine. Abinin. Evet. Körelince bıraktım bir daha da. Azıcık daha havalar soğuverdi. Evet. Bıraktım. O zaman onların yarısı giysili, yarısı giysisiz öyle kalmış. Öyle oldu bu sene. Ama melaya çıkmadıkları için pıtırak üzerine bir zemin bir şey yapışmadığından dolayı yapışkanlar sorun değil. Tabii ki biz çıkarmadığımız için öyle oluyor. Evet. Ama çıktığı zaman yapışıyorlar. O zaman hem evet. kötü görüntü oluyor hem de hayvanlar yattığı zaman o bedenlerine pıtıraklarına yapışıyor tabii yün üzerinden tikenler, sivri tikenler. O da hayvanın rahatsız edici oluyor. Evet. Yapıyı değerlendiriyor musunuz elinizde? Vallahi tüyünden bir şey fayda görmüyor. Buraya geliyorlar 1,5-2 liraya alıyorlar. Evet. Öyle alıyorlar. Peki evde böyle yatak yorgan? Yok yok şimdi yatak yorgan yapan yok şimdi. Komşulara bedava veriyoruz almıyorlar. Aslında yün daha sağlıklı. Sağlıklı ama almıyorlar işte. Keşke o da değerlendirilmiş evet. olsa. Yapısı da, yünü, derisi, her şeyi sadece eti üzerine gidiliyor ama diğerleri değerlendirilmiyor. Tepeden tırnağa her ürünü değer kazanmış olsa daha iyi olacak. Hem tabii ekonomiye ki, tabii. kazanmış olsa hem de üretimde. Evet. Bu kuzularımız kaç aylık oldular? Bu kuzular 7 aylık oldu. Ay maşallah. Annelerini kaç ay emzirdiniz? Kaç ay boyunca emzirdiler? Annelerini bunlar 4,5 ay olmuştur emdile. Devamlı. Devamlı emdile. Evet. Hayvanlarınızda koruyucu ekinlik aşılarını yaptırıyor musunuz karma aşılarını? Karma aşıları kendim yapıyorum. Bu sene yaptım, bir sefer yaptım, bir daha yapamadım, öyle kaldı. Parazit uygulamalar da yapılıyor. Yapılıyor. Onları evet. da yapıyorsunuz. Kendim yapıyorum. Peki damızlık birliklerine üyelikleriniz var mı? Bağlı mısınız? Desteklerimi alıyor musunuz devletten? Alıyorum, var. Memnun musunuz bu konuda Hasan Bey? Vallahi memnun dersen zaten birlikten ben faydalanmadım dar ama iğne ilaç yaptırmadım ama duyuyorum yaptıranları duyuyorum geliyorlarmış. Ben evet. kendim yaptığım için. Ama desteklemeyi alıyorsunuz. Desteklemeyi alıyorum. Evet. Bundan da faydalanmış oluyorsunuz. Evet faydalanıyor. Biz hep diyoruz ki Tarım Bakanlığımız biraz daha fazlalaştırsa. Sizin devlet büyüklerimizden, hükümet yetkililerinden talepleriniz, istekleriniz ne yönde olur? Vallahi şimdi destekleme veriyor ama destekleme verdiği hani adı destekleme. Şimdi 17 lira veya 20 lira destekleme versene var, vermesene var. Biraz daha mı fazla olsun? Tabii ki şimdi insanlar ne bileyim yemler pahalı. Maliyet yani, yükseliyor. Maliyeti yükseliyor. Birlik destekleme veriyor. Hı hı. 20 lira destekleme versene var, vermesene var. Biraz daha fazlalaşsın diyorsunuz. Tabii ki. Evet. Artık çerez parası gibi diyorlar bazı çerez üreticimiz. Çerez parası gibi doğru söylüyorsun. Aynen tuz parası olmuyor. Daha fazla desteklemeler olmuş olsa, projeler arttırılmış olsa daha iyi olacak. Aslında Menros, Kacı Bey Menros'u ile Kıvırcık'ta Bursa'daki projelerimiz oluyor. Islah projeleri hocalarımızın yaptığı birliklerle beraber yürüttüğü projeler. Tahirova ve diğer ırklara da olmuş olsa daha iyi olacak. Tabii Hasan ki. Bey. Tabii. Sizin bu konudaki görüşleriniz bunlar. Peki yeni başlayacak üreticilerimize ne gibi önerileriniz olur Hasan Vallahi Bey? Vallahi önerilerim şimdi tabii ki herkesin
bunu bilinçli yapması lazım. Bir de merak olması lazım. Buna merak olmayan adam bunu yapmasın. Tabii araziye göre de hayvan yapılması lazım. Şimdi ben doğu filizle meraklıyımdan evde yapacağım için meraklandım. Evet. Bu şimdi deminden dedik ya araziye uymuyor. Hı hı. Şimdi burada merluz yapıyorsa merluz yapsın. Doğu filizle merayı varsa doğu filiz yapsın. Evet. En çok önemli konuya da değindiniz. Çünkü üreticiler soruyorlar. Seher Hanım, bizim rakımız bu, iklimimiz bu, ne yapalım? Tabii çünkü ki, iklime göre dediğiniz iklime gibi, göre. Araziye göre, arazinin engeli ya da düz oluşuna göre ırkın seçimi belirlenmeli. Ve bilgi de şart. Doğru. Bilgisiz olmuyor. Onu da bilgilenecek ve ondan sonra üretimine başlayacak. Doğru yerlerden, doğru bilgiyi alaraktan, doğru zamanda uygulayarak bu üretimini yapacak. Diğer türlü tabii yaparsa ki full offside bitmiş oluyor. Ondan sonra üretici diyor, ben nerede hata yaptım? Kendini aralamadan direkt karşıya yükleme suçu yapıyor. Onun için iyi bir şekilde bilgiyi öğrenip ondan sonra uyarlamalı. Üretimine devam etmeli. Evet. Azdan çoğa doğru, çoktan aza doğru değil de az başlayarak sonra çoğaltarak zaten üretimini merak yapsın. Varsa yapsın. Merak yoksa bu hayvancılık olmaz. Evet. Zorlu araba gitmiyor yok, zaten. Yok. Yürümüyor. Merak olmadım olmaz bunun. Rabbim hüni tüyü kadar bereketinizi versin. Yeni ırkınızda, yeni üretiminizde hayırlı kazançlarınız, bereketleriniz olsun. Görevleriniz daim olsun. Rabbim sayımızı çoğaltsın diyoruz tamam. Hasan Bey. Allah razı olsun bugün bizim kabul ettiğiniz bizi. Diğerle bilgilerinizi paylaştınız. Yeni üretiminizle ilgili. Ve yeni hayvanlarınızı da görmüş olduk. Üreticilerimizle bu konuyla ilgili bilgi vermiş olduk. Hasan Bey Allah razı olsun. Hem Çiftçi TV adına hem de kendi adıma teşekkür ediyorum. Görevleriniz ben daim olsun. Ben teşekkür ederim. Çiftçi TV'ye size Allah razı olsun. Geldiğiniz için. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Sizler var oldukça bizler de var olacağız. Çünkü biz burada üreticilerimizin sorunlarını dile getirip tabii bilgi ki, tabii, vermeye doğru. Çalışıyoruz. Onlara yardımcı olmak amacımız. Bize de bu konuda desteklerini esirgemeyen yine Çiftçi TV Genel Müdürümüze, Yönetim Kurulu Başkanımıza sağ olsun bize öncülük de tanıyorlar. Ve bizim bugün çekimlerimizi yapan Feyyaz Bey'e, kameram arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Gülşah Hanım programın en iyi şekilde görüntülerini ekrana veriyor. Montajcı arkadaşımız sağ olsunlar. Her zaman için bizlerden yine desteklerini esirgemeyen kanalımız ve bilgilerini esirgemeyen değerli akademisyen hocalarımız adı. Çünkü eğer onlardan aldığım bilgi tabii, olmasa tabii. Ben de buradan bilgi aktarımı yapamam. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmaya gayret gösteriyoruzdur. Amaç gayemiz de bu. Rabbim görevlerimizi daim etsin. Rabbimin duası, rahmeti, bereketi bütün üreticilerimizin üzerine olsun. İçinde bizlerin de diyoruz. Evet, değerli Çiftçi TV izleyicilerimiz bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinin Muratoba mahallesinin güzel Düzbahçe yerinden, Düzbağlar yerinden programımızı gerçekleştirdik. Hasan Bey ile bugün programımızı yaptık. Yeni tür üretimiyle ilgili bilgi verdi. Ve artık Doğu Filiz'i de bu konuda buradan söylemiş olduk. Bilgimiz olduğu kadarınca. İnşallah diğer üreticilerimize de örnek teşkil etmiş olsun. Bir başka yerde, bir başka değerli üretici abi ve kardeşlerimize tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle. Çiftçi TV'de kalın, bizde kalın diyoruz. Bizi izlemeye devam edin.